Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda Acapella TTS uygulamasına nasıl sözlük girişi eklenir onu anlatacağım. Öncelikle ekran okuyucusunu açalım. Kalkbaç açık. O ne ula ana ekranı ara. Metni girin için iki kez dokunma. Bu arada ben kendi oluşturmuş olduğum emoji okutma dosyamı uygulamaya atmadığım için, yani şimdilik atmadığım için boş beleş telaffuzlar gireceğim. Yoksa durduk yere sözlük kendi oluşturduğum ve aylarca üstünde çalıştığım sözlük girişi okutma dosyamı batırmayacağım yani. Açalım Acapella TTS uygulamasını. Acapella TTS Voices sayfa ayarıcı içinde. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Acapella TTS Voices %0. Startup check. İlerleme çubuğu sayfa ayarıcı dışında. Acapella TTS Voices. Voice manager düğme. 123 öğeden 1-10 arasındakiler gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Evet, hemen alttaki sekmelere geldi ve ilk sekmeye dokunuldu. İlk sekmemiz Voice Manager, yani ses yöneticisi. Mail on voice düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Benim kendi sesim sekmesi. Bu henüz beta aşamasında bir uygulama olduğu için çalışmıyor şimdilik. En azından mobil sistemlerde çalışmıyor. Ne işe yaradığına gelince, benim kendi sesim uygulaması Acapella Grup firmasına gönderdiğiniz ses örnekleriyle sizin sesinizden yeni bir sentezleyici oluşturulmasına olanak sağlar. Yani buraya e-posta adresinizle ve kullanıcı adınızla kaydolduğunuz zaman Acapella Grup firması sizin e-posta adresinize söylemeniz gereken kelimeleri, okumanız gereken paragrafları gönderiyor. Siz de onları sessiz bir ortamda iyi bir ses kaydediciyle okuyup kaydedip aynı şekilde Acapella Grup firmasına bu benim kendi sesim sekmesi altından gönderiyorsunuz. Süreç bu şekilde ilerliyor ve Acapella Grup firması gönderdiğiniz ses kayıtları sayesinde sizin sesinizden aldıkları örneklerle sentezleyici oluşturuyorlar. Ya benim kendi sesim sekmesi bu işe yarar. Kader, düğme, etkinleştirmek için iki kez dokunma. Okuyucu düğmesi. Bu Acapella TTS kendi metin okuyucusuna sahiptir. Metinleri okutturabilirsiniz ama MP3 olarak kaydetme özelliği yok. Sadece okutabiliyorsunuz metinleri. Edit or düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Editor düğmesi var. Ve bizim işimiz zaten burayla. Settings düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Ayarlar düğmesi var. Acapella TTS'nin ayarlarını yaptığımız menü. Help düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Yardım menüsü var. Uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek ve geliştiriciyle gerekli olduğu durumlarda iletişime geçmek üzere kullanılan menü. Ama bizim işimiz şu anda şurayla. Edit or düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Edit, düzenleme. Acapella TTS'ye ben emojileri bu sekmeden tanıttım. Hemen sekmemize basalım. Acapella TTS Voices. Turkis köpek. Entry düzenleme kutusu. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Şimdi burada şöyle seçeneklerimiz var. Language Voice. Dil ve ses. Bu ne demek oluyor? Şimdi sözlük girişi ekleme alanına girdik ya.
Burada şunu diyor. Ekleyeceğimiz sözlüğü, ya eklemek istediğiniz sözlüğü hangi dile ve hangi sese uygulamak istiyorsunuz? Aşağı iniyorum. Turkes, öpek. Açılı liste. Değiştirmek için iki kez dokunma. Türkçe ipek. Yani işte buradan sesi değiştirebiliyorsunuz. Acakela TTS Voices. Turkes, öpek. Turkes, öpek. Listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Aynı dilde farklı... Can Tankaya ve 37 diğer içerik üretici planlı özet. Aynı dilde birden fazla ses olduğunda bu sekmeyle, bu açılır listeyle sesleri değiştirebiliyorsunuz. Ama Türkçe dili için henüz ipekten başka ses olmadığı için burası pek işimize yaramıyor. Yine de burada ipek sesini etkinleştiriyoruz. Acakela TTS Voices. Türkes, öpek. Açılı liste, liste dışında. Değiştirmek için iki kez dokunma. Entry. Entry dediği yer sözlük girişinin eklendiği alan. Şimdi bu entry dediği yere değiştirmek istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Entry, düzenleme kutusu. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Mesela ben... Türkçe QWERTY gösterildi. Samsung klavye gösteriliyor. Şu kelimeyi düzeltmek istiyorum diyelim. Hani düzgün okuyor da. Diyelim ki ipek sentezleyicisi Facebook kelimesini okuyamıyor ve ben bunu düzgün şekilde okumasını istiyorum diyelim. Entry. Bu entry dediği yere kelimeyi yazıyorum. F Samsung klavye. F C 3 Mesela ben Facebook kelimesini yazdım ve değiştireceğim. Okunuşunu değiştireceğim diyelim. Şimdi entry bölümünün yanında iki tane düğme var. Hemen bakacağız onlara. Düzenleme, fasko yok. Düzenleme kutusu, entry, acakela tts, voices. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Şimdi. Play entry, düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Play entry dediği yazdığımız kelimeyi sentezleyicinin doğru okuyup okumadığını test edebiliyoruz. Facebook. Zaten Facebook diye okuyabiliyor başta da söylediğim gibi. Entry bölümünün yanındaki play entry düğmesine basarak hani nasıl desem değiştireceğimiz kelimeyi, karakteri ya da sembolü yazdık diyelim. Değiştirme işlemi yapmadan önce buradaki play tuşuna basarak ipek sentezleyicisinin bizim değiştirmeyi ya da okutmayı hedeflediğimiz sembolü, kelimeyi, karakteri doğru düzgün okuyup okumadığını test edebiliyoruz. Play Entry düğmesiyle. Delete Entry düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Delete Entry dediği şey Favre. Yazdığımız yazıyı siler. Yani mesela ben buraya bir karakter yazdım diyelim. Son anda vazgeçtim bu işten. Kaydetmeyeceğim diyelim. Delete Entry tuşuna basarak yazdığım kelimeyi ya da karakteri, sembolü silebilirim. Nature açılı liste. Değiştirmek için iki kez dokunma. Geri düğme. Klavye gizlendi. Klavye gizli. Şurada Facebook yok.
Düzenleme kutusu, Entry, Acapella TTS Voices. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Nature, açılı liste. Değiştirmek için iki kez dokunma. Nature dediği, yani doğallık ayarı var. Ne işe yarar bu doğallık ayarı? Tanıttığımız karakterleri, kelimeleri, sembolleri hangi doğallıkta, hangi şekilde okumasını sağlar. Yani nasıl desem, bunu nasıl okumasını istiyorsak, yani, özel bir doğallıkla, özel bir ses tonuyla okumasını istiyorsak, bu ayarı yapıyoruz. Şimdi basıyorum ben bu düğmeye. Nature işaretli non listede. Değiştirmek için iki kez dokunma. Hiçbiri seçeneği işaretli şu anda. Eğer bu seçenek işaretli kalırsa, ki sözlük girişi eklemeye kalkıştığımızda fabrika çıkışı olarak bu işaretli geliyor. Hiçbiri seçeneği işaretli geliyor. İpek sentezleyicisi normal kendi konuşma tarzında kaydetmiş olduğumuz sözlük girişini istediğimiz şekilde okur. Okur ama buradaki hiçbir seçeneği seçili olduğu için herhangi bir vurgu yapmaz. Herhangi bir ses tonu değişimi yapmaz. Öyle dümdüz, aralıksız bir tonda okur. Bakalım ne gibi seçeneklerimiz var. Ver. Değiştirmek için iki kez dokunma. Evet. Adjective. Değiştirmek için iki kez dokunma. Determiner. Değiştirmek için iki kez dokunma. Bu arada bunları açıklamasını yapamıyorum çünkü bu kelimelerin ne manalara geldiğini bilmiyorum. Adverb. Değiştirmek için iki kez dokunma. Prepositive on. Number. Değiştirmek için iki kez dokunma. Ama şunu biliyorum, number dediği sayı ekliyorsak eğer, yani doğallığın dışında bir de farklı bir olay var. Karakter, harf falan değil de sayı ekliyorsak şayet, sayının okunduğunu, yani sözlük girişi olarak bir sayının eklendiğini, bir rakamın eklendiğini belirtebiliyoruz. Bu hizmet güncelleniyor. Number seçeneğine basarsak pronoun değiştirmek için iki kez dokunma. Pronoun yani noktalama. Eğer biz yeni bir noktalama işareti keşfettiysek ve bu İpek sentezleyicisi tarafından okunmuyorsa bunu noktalama işareti olarak tanıtabiliriz. John. Değiştirmek için iki kez dokunma. 13-18 John. Listede nature. Değiştirmek için iki kez dokunma. Mesela ben bu seçeneği seçiyorum diyelim. Nature. Acapella TTS Voices. Nature açılır liste, liste dışında. Değiştirmek için iki kez dokunma. Heh, şimdi geldik en önemli yere. Transcription düzenleme kutusu. Metni düzenlemek için iki kez dokunma, uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Transcription. Bu ne demek oluyor? Hani üstte yazmıştık ya mesela Facebook kelimesi. Onun okunuşunu değiştirmemize yarar. Mesela ben Facebook'u atıyorum sadece FB diye okusun istiyorum. Şöyle yapacağım. Türkçe QWERTY gösterildi. Samsung klavye gösteriliyor. Evet. Düzenleme, FB düzenleme kutusu, Transcription, Acapella TTS Voices. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Bir daha görelim. Facebook, düzenleme kutusu, Enter. Metni düzenlemek için iki kez dokunma, uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Evet. Facebook
yazmıştık. Bunu değiştirmek istiyorduk. Düzenleme, FD düzenleme kutusu, transcript 10. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Facebook'u FB diye okutmak istemiştik. Şimdi bu transcription menüsünde de böyle seçenekler var. Play transcript 10 düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Play transcription var. Bu da FB. Şimdi üstte karakteri yazdık. Aşağıya nasıl okumasını istediğimizi yazdık. Yazdığımız şeyi sentezleyici doğru okuyor mu, okumuyor mu? Onu test edebiliyoruz. Eğer doğru okuyorsa şöyle yapıyoruz. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Add entry diyor. Yani entry'yi kaydet, girişi kaydet. Basıyorum buna. Entry set. Entry set diyor. Bitti. Olay bu kadar. Ben şu an yaptığımız bu işlemlerle Acapella TTS uygulamasına bir tane sözlük girişi tanıtmış oldum. Yeni sözlük girişleri ekleyeceğimiz zaman da deminki aşamaları tekrarlayarak uygulamaya yeni yeni sözlük girişleri ekleyebiliyoruz. Favori, donanım, düğme, klavye gizli, one una ana ekranı, a power soft ekran kaydetici, 2/3, listede 3 öğeden 2 tanesi gösteriliyor. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Uzun basmak için 2 kez dokunma ve basılı tutun. İş sayfa 1/3 A Power Soft ekran kaydedici 16:56 liste dışında 16:57 durdur. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Bu videoyu izlediğinizde az önceki aşamaları takip ettiğiniz müddetçe Acapella TTS uygulamasına yeni sözlük girişleri ekleyebilirsiniz. Bu arada sözlük girişi eklerken büyük harf ve küçük harfle yazmaya dikkat edin. Hani orada direkt olarak büyük harf, küçük harf gibi seçenekler yok ama kelimeyi yazarken önce değiştirmek istediğiniz kelimeyi nasıl yazdığınıza bakın. Büyük harfle, küçük harfle yazmaya dikkat ederseniz sözlük girişi ekleme konusunda hata alma şansınız azalır. Yani nasıl anlatayım size bunu? Örneğin yukarıda F, A, C, E, pardon şöyle anlatayım. Yukarıda büyük harf F, A, C, E, büyük harf B, O, O, K yazdınız diyelim. Aşağıya da aynısını yazmanız lazım.